1960 yılında Dersim'in bir köyü olan Rengüli'de dünyaya gelmişim. Hı hı. İlkokulu köyümde okudum. Sonra 71-72 öğretim yılında ortaokulu okumak üzere İstanbul'a gittim. Ortaokul ve liseyi İstanbul'da okuduktan sonra tekrar memleketime geri döndüm. O dönemde tabii 80 Eylül darbesi olduktan sonra köyde durmadım. Tekrar Batı illerine gittim. Fakat o dönemde bizim aile mesleği olan karayolu yolcu taşımalığıyla otobüs kullandım. Aile mesleğiydi. Hı hı. O dönemlerde bir yolculuk esnasında tabii o dönemde yerel dillerdeki herhangi bir müziği dinlemek yasaktı. Bulundurmak da yasaktı. Hı hı. Ama benim işte o dönemde Ozan Serdar, bir de Şivan Perver'e ait iki tane kasetim vardı. Onları sürekli taşırdım yanımda. Yolcular gece yolculuğu sırasında tam uyudukları saatlerde ben onları açardım. Sadece ne kendim duyacağım oranda sesi açardım, dinlerdim yolda. Bir gün Dersim'e doğru yolculuk yaparken Kayseri-Malatya arasında Uzunyayla denilen bir yer vardır. Orada hiç unutmuyorum. Belki de bu işlere başlangıcımın şeyi odur. Ben kırmanç gibi bir ağıtı dinlerken baktım ağıtın içinde hıçkırık sesleri gelmeye başlıyor. Bu hıçkırık seslerinin daha önceden biliyordum ki yani müzikte öyle bir hıçkırık sesi olmaması gerekir. Aynaya baktım bütün yolcular uyuyor. Kıstım sesi, baktım yine sesler de yok. Yani bunu defalarca tekrar edince en sonunda baktım ses iyicene biraz daha artınca volümü kıstım iyicene. Bu ara bir el benim o teybin volüm düğmesinin üzerinde elime değdi. Döndüm böyle sağıma baktım, yaşlı bir amca. Dersim yerel kıyafetleri içinde şapkalı şamalı bir amca. Yani 75-80'li yaşlarda olabilir. Baktım gözyaşları içinde Eros Seven'i, Mekukolel Gosev'i, ne olur oğlum dedi yani. Bırak da ben dinleyeyim dedi. Bu neydi sen benim başıma getirdin? Ben de şaşkınlık geçirdim. Amca dedim hayırdır ne oldu falan. Aç aç dedi aç. Ben de açtım düğmeyi. Sonra otobüsün arkasında sesler yükseldi. Açın biz de dinleyelim. Ben de sesi iyice de hoparlörden arka hoparlörlere verdim. O anı anlatamam size yani. Otobüste herkes havaya fırladı. Gecenin saat 4-4.30. Ne oldu, devrim mi oldu, bir şey mi oldu diye herkes bağırıyor. Tabii öyle o sesi bir gerçekten hani tabiri caizse bomba etkisi yarattı. Çünkü insanların üzerine bir ölü toprağa serilmişti. Her şey yasak, her şey kaybolmuş. Ama benim sürekli kafamda şöyle bir şey dönüp duruyordu. Yani bana ait olan bir dil var. Benim kendimi ifade edebileceğim, bu müziği niye dinleyebiliyorum? Ben kendi dilimle niye konuşamıyorum? Ben niye herkesin bir dili var, işte farklı farklı kültürleri var, anneneleri var, törenleri var, töreleri var, yapıyorlar. Ama biz niye bunları ve koptuk bunlardan diye sürekli sorular dönüp dolaşıyordu kafamda. Ve o amcanın o şeyinden sonra kendi kendime karar verdim. Toprağın altına gömülmüş bir şey var, elle eşip getireceğim diye sürekli kafamda gerçekten dolaşıyordu. Ama bir bilincim falan yoktu. Yani bir mesela çocukken ben İstanbul'a gittim, orada sokakta bana mahalle arkadaşlarım bana takırlardı. Kuyruklu Kürt diye peşime takırlardı, dalga geçirlerdi ama ben hiç üstüme alınmazdım yani. Yani böyle bir öteki kimlik ya da farklı. Ondan sonra tabii bende başladı yani demek ki ben bunlardan değilim ya da bunlar beni kendisinden saymıyor. Okulda keza öyle, sınıf arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım falan. Bu bende kendi geçmişimle, tarihimle yüzleşmemi sağladı. Dolayısıyla 1990'lı yıllarda da İstanbul'da Tunceliler Derneği diye bir dernek kuruldu. Kültürel ve sosyal amaçlı bir dernek. Ben o derneğin kuruluş çalışmalarında çağırdılar. İşte size kültürel anlamda yardımcı olabilir misin diye. Böyle folklore ilgim olduğu için ve sürekli böyle bölgesel Türkiye'nin
farklı bölgelerdeki halk oyunları kurslarına, eğitmenliğine falan yani eğitimini almıştım. Biliyorlardı. Ayrıca lise yıllarımda Tunceli Halk Oyunları diye bir ekip de kurmuştum. Milliyet Gazetesi'nin üzerinde halk oyunları yarışmasında. Yani bu bilinen bir şey olduğu için beni çağırdılar. O derneğe benim aslında kendi dilimle yazmama olanak sağladı. Çünkü biz dernek kurulduktan 2 sene sonra Tunceli'de, dernek kurulduktan sonra Dersim isimli bir dergi çıkardık. Ve o derginin yayın kuruluna görev aldım. Ama ilk defa orada kendi ana dilimle yazmaya başladım. Orada benim herhangi bir alfabe, herhangi bir gramer, herhangi bir deneyimim olmadığı halde yazmaya başladım. Yazılarımın kaynağını da biliyorsunuz, herhangi diğer diller gibi bir olanak yok kurumsal anlamda ya da bireysel çabalar. Herhangi bir kütüphane yok ya da bir başvurabileceğin bir kurum yok, arşiv yok, bir şey yok. Kimdir arşivim? Yaşlılardı. Dolayısıyla yaşlara gitmeye başladım. Onların hikayelerini kaydetmeye başladım. İlk söyleşiyi Hasan Ali Seykemal diye bir yaşlı vardı. İstanbul'da yaşıyordu. Ve Rusların Anadolu'yu işgal dönemindeki direniş, yani milis kuvvetleri vardır aşiretler tarafından örgütlenen. Onlara katılmış biriydi. Seyit Rıza'nın da yanında olan biriydi. Benim için çok benim için çok önemli bir şahsiyetti. Yani o tarihsel anlamda onlara tanıklık ettiği için. Aynı zamanda Avcılar'da benim o dönemlerde ikamet ettiğim mahallede oturuyordu. Dolayısıyla o belki de şey oldu. Ona neden oldu? Hani yakın olması bilmem nedeniyle. Ona gittim ve biliyorsunuz onunla ilgili de zaten onun yaklaşık bir 4-5 sene görüşmelerim devam etti. Aralıklı görüştüm, evime getirdim, misafir ettim. Onunla yaptığım kayıtlar, ses kayıtlarından sonra işte Ruhi Kırmancı diye bir kitap da yazdım. Bu kitap aslında onun kitabı. Yani ben sadece hazırlayıcısıyım aslında. Bu yazım deneyimine başlarken içimde bir istek var. Ben bunu yani yazmalıyım, kendi ana dilimle yazmalıyım diye. Fakat bir arayış içindeyim. Bir gün bir dergi gördüm. Nasıl elime ulaştı tam hatırlamıyorum. Derneğe protokolünü bırakmışlardı neyse. Berhem diye bir dergi. Kapağını kaldırdım. Derginin kimlik sayfasında İsveç gözüküyor. Orada bir numara var, iletişim numarası. Bu numarayı defalarca aradım Caner. Ne kadar biliyor musun? 3 ay devamlı aradım. Telefon bir türlü çalıyor ama cevap veremiyor. Ben ısrarla arıyorum. Çünkü bir baktım benim dilimle, Kırmançki diliyle yazı yazılmış. Hep bütün Kırmançki diline yaz. Demek ki dedim, demek ki yani ben yazabilirim. Böyle bir şey var. Benim yazdıklarım şeyi evet yanlış, eksik, doğru neyse ama o dilen bir basılı bir matbu bir şey var. Hı hı. Ben yalnız değilim dedim demek yani. Bunu arayayım, bunlar kimdir ne, diye. En son bir çocuk cevap verdi bir akşamüstü. Şöyle dedi, hiç unutmuyorum. Ben dedi Mustafa Düzgün'ün kızıyım. Benim babam akşam gelir. Bu kadar. Dedim saat kaçta gelir? Şu saatte gelir. O saatte bir daha aradım. Karşımda biraz daha kamilane bir ses. İşte beni çok memnun oldum. Bundan dolayı aradım bunu falan. Ben nasıl ulaşabilirim size? Başka sayılar var mı? Şu gibi sorular sonrasında. Ankara'da dedi bizim şubemiz var. Adres verdi, oraya gidebilirsin. Ben ertesi gün otobüse bindim. Ankara'ya gittim. Büroyu buldum. Genç bir kız var büroda. Ama hiçbir sayı yok orada. Dergi de yok. Nasıl olur? Dedi ki biraz da birer tane var. Bunlar da dedi bizim yani arşivimiz. O bütün orada bulunan dergileri aldım. Götürdüm dışarıda fotokopi yaptım. Getirdim orijinalleri ona bıraktım. Fotokopileri aldım eve gittim. Okuyorum. Yani bir insan gerçekten bir şeyin peşine niye bu kadar düşer? Bir statü için mi? Hayır. Ticari bir şey mi? Hayır. Ama içinde bir şey var. Diyorum ya bir toprağa eşeceğim bunu çıkaracağım. Yani o duyguyu ben anlatamam. Neden beni zorlayan bir şey var? Ama belki de
işte inat, yani nasıl benim dilimi benden alırlar? Yani ben bunu niye, benim illere gelip benim önümü, yani benim engelleyen biri de yok ama ben istersen bunu demek yapabilirim diye. Kendi çabalarımla sürekli ısrar ettim. Ama çok ilginçtir. Belki bazı arkadaşların canını sıkabilir. Toplumdan çok fazla bir karşılık gelmedi. Bireysel olarak Avrupa'da yaşayan birkaç arkadaştan olumlu tepkiler geldi. Ama benim içinde bulunduğum kurum içerisinde politik tercihli bazı arkadaşlar, hatta kendisine sosyalist diyenler tarafından yani şiddete maruz kaldım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Psikolojik şiddet. Psikolojik şiddet. Yok yok, şey içinde toplantıda resmen üstüme yürüdüler, ne yapmaya çalışıyorsun diye. Bu bilinen bir şey. Başka arkadaşlar da buna tanıktır yani. Ama o bana o konuda sen ne yapmaya çalışıyorsun diyenler şu anda telefon ettikleri zaman benim dilimle bana merhaba diyorlar. Ya yani sokakta karşılaştığım zaman da benim istediğim gibi benimle selamlaşıyorlar. Şunu demek istiyorum, yani bir insan yani bir şeyde, inandığı bir şeyde ısrar etmesi lazım. Ya da başarması için bence ısrar etmesi lazım. Yani, her şeye rağmen, topluma her şeye rağmen ısrar etmesi lazım. Çünkü senin doğrun, gerçekten senin için doğruysa, ona inanıyorsam, daha doğrusu şöyle söyleyeyim cümleyi. Bence başarabilmek için inanmak gerekiyor. Çünkü senin bir inancın varsa bir şeyle ilgili, o seni başarıyla götürür. Ben inandım. Yani insan kim beni engeller, seninle engelsin. Benim ailemden mesela o dönemlerde bana, yani bu kumar oynuyorsun gibi bir şey edildim. Onlarla da itham edildim. Ama ben ısrar ettim. Devam ettim. Bu kendi dilinde, kendi kültürüne sahip çıkmak mıydı? Yani daha doğrusu dile sahip çıkmak mıydı, yoksa toprağa atmak mıydı? Hangisi baskındı sizde? Bende baskın olan toprağın altına gömülü olan bir şeyi açığa çıkarmak sürekli. Kendi kendime karar vermişim ya. Hı. Yani bu toprağın altına gömülü olan şeyi benim eşeleyip bulmam lazım. Yani o eşeledikten sonra da işte ona sahip çıkmam lazım gibi bir şey. Düşünsenize, bu metal bir şey de olabilir ya da benim çok kıymetli bir şey de olabilir. Yani bir hazine gibi bir şey olur. Toprağın altına gömersin. Çıkardığın zaman dersin ki ya ben bu hazineyi alırsam kimisi şöyle düşünür. Zengin olayım. Para alayım. Ya da ne bileyim başka bir şey kazanayım. Ama bendeki şeyi, bana ait olan bir şeyi başkaları tarafından almış, toprağa gömülmüş, bana ait olan o kıymetli şey neyse onu tekrar geri kazanayım hissiyatıdır yani. Dolayısıyla benim ama seçtiğim alan genelde yani yerel tarih ve onların biyografileri olduğu için yaşam şeyler içinde, ama herkesin hayat hikayelerini kaydetmeye çalışırken her yaşlının hayat hikayesinin bir dönüm noktası vardı. Milat gibi 38. Yani mesela yaşını soruyorum, diyor ki 38 Rabir, 38'e Tepya. Yani 38 öncesi, 38 sonrası. Ya da adamın nerede doğduğunu, kaç yaşında olduğunu, işte 38'de bu yaştaymışım gibi sürekli bir milat vardı. Bu bende sürekli bir şey yarattı. Yani 38. Ne olmuş bu 38'de? Çünkü 38'de ben ailemde 19 kişi bir toplum mezarında oldukları halde, düşünsene ben geliyorum 30 yaşına, 40 yaşına, ondan sonra öğreniyorum. Yani bizim evde bir saz asılıydı küçüklüğümde, hatırlıyorum köyde. Babam arada akşam çalardı onu. Hiç unutmuyorum. Laş deresi altını söylerdi, mırıldanırdı. Annem de için yaş dökerdi. Ağlardı. Biz anlam veremezdik. Bu kadın niye ağlıyor? Bu adam niye bu sazı çalıyor? Ya da babamla bazen bizde nöbetler olur ya, devar nöbetleri. Onunla beraber yabana giderdim. Yani yabanda babam böyle yalnız böyle yüksek yerlerde falan olduğu zaman bazen elini kulağına atıyordu. Bir ağıt söylerdi işte. O mesela
Baba Eser Zayn Hatun hiç unutmuyorum aklımda kalan. Söylüyordu. O onlar bence bizde bir yer yaptı yani bir yerde. Kayıt edildi bizim. Hafızamızda kayıt edildi. Tabii diyelim ki ilkokul çağından sonra sürekli gidiyorsun okullara Türkçe öğreniyorsun. Çünkü ben Türkçeyi yani ilkokula başlayınca başladım konuşmaya. Belli bir yaş 10 sene 15 sene sen sürekli artık o sana ait olan dilden uzaklaşıyorsun. Başka bir kolektif hafızaya dahil oluyorsun. O baskın kaldı. Öyle sanıyorum. Bendeki o çocuk bana ait olan şeyler baskın kaldı. Soruları sormaya başlayınca sorularda niye sordum? Aslında başka kimlikler, başka diller, başka inançlarla karşılaşınca kendimin farklı olduğunu hissediyorsun. O zaman kendini aramaya başlıyorsun. Öyle düşünüyorum. Yoksa bunun bilimsel bir şey yok benim açımdan. Bir tarif yok kendi açımdan yani bir tarif yok. Zaten kendi hissiyatımla konuşuyorum yani kendi duygularımla. Öyle düşünüyorum, öyle sanıyorum. Bunlar bende açığa çıkmaya çalıştım. Sorulama sonrası açığa çıkmaya çalıştım. Ama konuştuğum insanların da endişeleri vardı. Birçok insanda. Kimisi 38'de ne oldu deyince yani onunla konuşmaya başladığı zaman o döneme geldiği zaman hemen bir duraklıyordu. Konuşmayan da vardı ama ağlayıp orada kesen de vardı. Yüzeysel konuşanlar da vardı. Burada şunu söyleyebilirim. Onur Üymen'in 2010 yılında işte bu açılım süreci diye bir süreç vardı. Demokratik açılım süreci diye bir süreç başlamıştı. O süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerlendirme görüşmelerinde şey demişti. Yani dersimde analar alamadı mı? O süreçten sonra ilginçtir. Dönemin başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan Dersim'de bir katliam olmuştur. Bir özür dilemesi gerekiyorsa özür dileriz gibi bir cümleler kurduktan sonra daha önce benimle konuşmak istemeyen yaşlılar bile bana haber gönderdi. Gelsin konuşalım diye. Ve onlardan biri de bu kitabın benim yeni çıkan işte Hey Allah'ın Zalimleri kitabının ilk anlatıcılarından Mustafa Karataş'tır. Daha önce teklifimi reddettiği halde sonradan o süreçte kendisi aradı, haber gönderdi, gelsin görüşmek istiyorum diye. Evet. Demek ki bizim mağdurların faillerle ilgili anlatacakları herhangi bir olayın kendileri için çocuklarını koruma işgüdüsüyle ya da onların açığa çıkmasını bir endişe olarak görüyorlar. Bir tehlike olarak görüyorlar. İşlerini kaybedeceklerini ya da saldırıya uğrayacaklarını ya da dışlanacakları korkusunu bana bunu defalarca da anlatanlar da oldu zaten. Yani. Biz bu düşünceyle anlatmıyorduk. Çünkü bizim çocuklarımız var. Her biri bir yerde işte devlet dairelerinde, resmi yerlerde memurlar. Bizim anlatacaklarımız onların işini kaybetmelerine ya da işte çevresini kaybetmelerine neden olabilir düşüncesiyle anlatmadılar genelde. Ve bir travmaydı ve bununla yüzleşilmemişti. Sizin çalışmalarınız, yani bu bahsettiğiniz örnekte olduğu gibi bir anlamda o travmanın iyileşmesine yardımcı olmuş mudur? Ne diyorsunuz? Hani bireysel bağlamda görüştüğünüz kişilerle mesela. Görüşme yaptığım yaşlıların görüşme sonrasındaki ruh halleriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela somut bir örnek vermek istiyorum. Hasan Ali Seyit Kemal'le yıllarca görüşme yaptım. Bir gün Avrupa'daki bir bizim Dersimli kurumlardan birisinden davet aldım. Hatta benim onunla yaptığım görüşmeler Dersim dergisinde yayınlandığı için dolayısıyla orada ilgili arkadaşlar da o yazıları okuyorlar. İlgi duymuşlar. Bana dediler ki Hasan amca gelirse onu da getir burada biz misafir edelim. Ben de gittim. Hasan amca Avcılar'da bir kahvede oturuyor. İçeri girdiğimde tek başınaydı. Böyle düşünüyordu. Beni içeri girince
Abi ya sen mavrakir dediğimde sesten dedi ben seni tanıyorum. Benim artık gözlerim çok fazla şey yapmıyor. Sesten tanıdım. Gel gel otur dedi. Elinden tuttu. Yanına oturttu. O teklifi ona söyledim. Dedi bir dakika dedi. Bak dedi sen kapıdan içeri giriyorsun. Benim yanıma geliyorsun. Ben dedi o topraklarda doğdum. Bütün hayatım orada geçti. Bu kahvede oturanların hepsi de benim tanıdığım, beni tanıyan insanlar. Hiç kimse dedi, ben sabah gelip burada oturuyorum akşama kadar. Bu insanlardan hiçbiri bana, sen kimsin, aç mısın, tok musun ya da ne yapıyorsun, bir derdin var mı? Kimse bana böyle bir soru sormuyor. Ve herkes dedi kendi halinde. Oyun oynuyorlar, kağıt oynuyorlar, kendi aralarında konuşuyorlar. Dedi ben geliyorum sadece burayı biliyorum, buraya geliyorum, oturuyorum, düşünüyorum ama buraya geldiğimde de burada değilim. Yani dedi ben dedi bedenim burada ama ruhum Dersim'de. Hangi çeşmede su içmişim, hangi tarlada gezmişim, hangi derede düşmüşüm, nerede kalkmışım. Gidiyorum oraları geziyorum, dolaşıyorum, geliyorum dedi, oraları yaşıyorum. Dedim ki amca, böyle böyle arkadaşların işte şeyi var gelsene biz şey. Dedi ben senden özür diliyorum. Hayırdır dedim niye? Dedi ki ya dedi ben sana dedi sen devamlı yanıma geliyorsun. Bak dedi demek ki sen benim çocuklarımdan benden benim için daha öncelikliymişsin. Ben anlamamışım. Benim torunlarımdan daha ilgiliymişsin. Ben anlayamamışım. Sadece ne dedi bizim ailemiz arasında bir dostluk vardı geçmişten gelen babadan dededen. Ben onların hatırına seni reddetmedim, oturdum konuştum ama seninle konuştuklarım dedi böyle yüzeysel aslında. Ama dedi ne olur senden rica ediyorum, yolun açık olsun git, o çocukların da gözlerinden öperim, dönüştüğünde gel. Ben seni alayım, sessiz bir ortama gidelim. Dedi bu iki ayaklı kulların sesi de kulağıma gelmesin, yalnız ikimiz yalnız. Ben sana her şeyi dedi temelden anlatacağım. Bir daha anlatacağım. Dedim sen bana çok şey anlattın yıllardır. Yok yok dedi daha. Ne yapacaksın dedi. Dedi daha önemli meseleler var. Yani burada dedim şeyde kalan ne var? Daha yani sansür uyguladığın ne var? Gizli bir şey ne olabilir? Tabii bana bir şey anlattı, burada anlatmayayım da. Çünkü bazı, ha ama şunu söyledi, ben öldükten sonra anlat dedi. Bu adam kaygıları var. Olaylar anlatmakta sadece ne, işte geleneksel bazı dostluklar, sosyal ilişkiler, bunlarla ilgili kurduğu şeylerin ötesinde seninle konuşmayı kabul ediyor. Uzun yıllar geçmesine rağmen yani bir 7-8 sene sonra sana diyor ki sen ruhen bana çok yakın mısın? Kadar Royotopici dedi. Ben zaten onunla konuşmalarımı işte o Roy Kırmancı kitabını yazdım. Onu o Roy yani ruh halini ve benim kendisine yakın bulma halini oradan yola çıkarak Roy Kırmancı ismi koydum ve onu ruhsal olarak beni kendisine yakın hissettiğini hissettim orada. Bu çok kıymetli bir şeydi aslında. Yani yaşlılar eğer sizi kendisine yakın hissediyorlarsa mutlaka sana başka türlü davranıyorlar. Ama sizi bilmiyorlarsa çünkü sizin bunların yani kaydettiği şeylerin ne işiyle ilgili kullanacaklarını bilmediği için doğal olarak kaygıları var. Bu da şuradan kaynaklı ben de öyle düşünüyorum. Mesela bunu söyleyenler de oldu zaten. Yani bizim konuştuklarımız sonradan başımıza dert açabiliyor. Çünkü Hasan amcaya şunu söylemişler. Bana şunu da söyledi. Onu unuttum. Dedi ki sen geliyorsun benimle beraber konuşuyorsun. Biz burada sohbet ediyoruz. Hı hı. Sen gittikten sonra bu insanlar hepsi gelip bana diyor ki sen artık utanmıyor musun? Sen gelmişsin 100 yaşına. Bu adama bu konuşmaları yapıyorsun, götürüyorsun, iki taraflı sana zararı var. Birincisi, bu adam bunları götürüyor, paraya çeviriyor, zengin oluyor. İkincisi, devletin kulağına giderse seni götürür asarlar.
Ben o yüzden diyor sana detay anlatmadım. Yani bana zarar getirecek şeyleri anlatmadım diyor. Önemli olan şu o kişi için. Çok şey biliyordu. Bundan iyi biliyordu. 1915'te 20 yaşlarına yakın bir delikanlıdır. Seyit Rıza'nın yanında silah kullanan en yakındaki kişilerden biridir. Ama sonrasında 1936'ya kadar Seyit Rıza'nın yanında olan, çok yakında olan biridir. Ama 37'de operasyonlar başlayınca saf değiştiren biridir. Mesela işte askerler, komutan onlara iki kardeşe, birisine hayvanlarımıza yem sağlama işini veriyorlar. Birisine de İAŞ'e yani yemek hazırlama için şey bulma görevi veriyorlar. Tedarik görevi veriyorlar. İkisine de sürekli askerin yanında da yani hem bu taraftan hem bu taraftan bildikleri var. Tanık olduğu olaylar var. Katliamlara tanık olmuşlar, konuşmalara tanık olmuşlar. Komutanların ne düşündüğüne, ne yaptıklarına Türkçe de biliyorlar. Yanında durmuşlar. Mesela Laş Deresi'yle ilgili detaylar anlatıyor. Öyle yapmışlar, böyle yapmışlar diyor. Aslında kendisi görmüş diye düşünüyorum ama onu söyleyemiyor. Ben oradaydım. Çünkü o detayları mümkün değil. Ancak o olayı bir zat gözlemleyen, tanık olan biri anlatabilir o detayları. Onun için diyorum yani kıymetli bir tanıktı. Ama sonradan kendisiyle ilgili anlattıkları ya da senin ona bir yanlışının olmayacağını, onu kullanmak istemediğini, dolayısıyla bir ruhsal birliktelik, bir duygusal birliktelik kurduğunu, o hissiyatı hissettikten sonra sana daha fazla samimi davranmaya çalışıyor. Evet. Bu Hey Allah'ın Zalimleri kitabı iletişim yayınlarında çıkan benim ikinci kitabımdır. Birinci kitap Dağların Kayıp Anahtarı'ydı. Bu da onun devamı niteliğinde bir kitap. Bu şöyle, benim aslında Dağların Kayıp Anahtarı kitabımı daha önce Zazaca Kırmancıki diliyle yazılmış, hazırlanmıştı. Yayın aşamasına gelmişti. İstanbul'da Beyoğlu'nda Profesör Doktor Şükrü Aslan'la karşılaştık. Hal hatır sorduk. Çantamda bir şey çıkardım, ona verecektim. Onun örnek baskısı ya da ne bileyim baskı öncesi işte bir örnek baskı şeysini gördü. Nedir diye sordu. Anlattım kendisine kitap olduğunu. Kırmancıki yazılmış bir kitap olduğunu. Dedi ki, aldı baktı, ya Cemal'cığım dedi, biz meseleler zaten biliyoruz. Yani bu dili bilenler zaten bu meselenin mağdurları. Zaten her birimizin ortak derdi. Bizim dışımızdakilere anlatmamız lazım. Bizim derdimizi, yaşadıklarımızı bizim dışındaki insanların, bizim dışımızdaki dünyanın bunu bilmesi lazım. Bunun için de dedi, gel lütfen bunu Türkçe'ye yayınlayalım. Ben dedi iletişimle iletişim sağlayayım dedi. Bu kitabı gönderelim. Sen de bunu Türkçe'ye çevir. Nur içinde yatsın demek bile insana zor zor geliyor. Emre Ali Ağan'la gittik oturduk o kitabı. İlk üç şeysini ben çevirdim Kırmançki'den Türkçe'ye. Diğer bölümlerini de Emre Ali çevirdi. Biz onu yayınladık. Sonradan da bu kitabı da yayınlama gereği duydum. Çünkü bunları yayınlamasaydım şöyle eksik kalırdı. Birinci kitabımda Tanıl Bora'dan bir mail almıştım. Kitabın eleştirel şeylerle ilgili bana birisinden aldığı bir maili bana yönlendirmişti. Benle paylaşmıştı Tanıl Bora. Sanırım bunu yanlış değilse Ankara ODTÜ'den ya da başka bir üniversiteden bir profesör, yani bir hoca şunu demiş. Bu kitap Türkiye'de sözlü tarih alanında yapılmış en kıymetli çalışmalardan biridir. Ama bence bir eksiği var. Keşke
sadece bir mağdur cephesinde değil, resmi anlamda da bir iki anlatıcı olsaydı. Bu bende sürekli bir eksiklik olarak, benim yaptığım bir eksik olarak kafamda sürekli yer yaptı. Dolayısıyla bu kitapta bir daha böyle bir kitap yapmalıyım ve bunu hem içeriden hem dışarıdan diye tanımladığımız, yani hem tanıklardan derken iki taraf da tanık olaya, ama biri mağdur cephesinden, biri de diyelim ki faiz cephesinden, hani resmi anlamda burada görev yapanların ağzından ya da dilinden bir tanık olursa desteklemiş olur diye. Dolayısıyla biz de burada bu kitabımızda iki tane burada görev yapmış asker, bir tane istihbarat subayı, bir de burada o dönemde nahiye müdürlüğü yapmış birinin oğlunun gözünden, onların tanıklığından bu kitaba aktardık. Dolayısıyla ben tabiri caizse birinci kitaptaki eksilimi öyle tamamlamış sayıyorum kendimi. Evet. Kitabın hemen girişinde Hasan Salta ithaf var. Neden? Hasan Salt'ın anısına diye atfettim. Çünkü Hasan Saltık benim yaptığım çalışmalarda, gerçekten her çalışmamda hem her bakımdan yanımda olan biriydi. Sadece benimle ilgili değil. Hem bireysel hem kurumsal dersimin hangi dersim alanına ilgili yapılmış herhangi bir çalışmada sürekli mutlaka katkısı olan bir insan. Yani hem görsel anlamda, hem işte bilgi anlamda, belge anlamında ya da ekonomik katkı anlamında her bakımda katkısı olan bir insan. Ve aynı zamanda da Dersim meselesinin gündeme getirilmesi, kamuoyunda tartışılmasında en büyük katkısı olan bir insan. Dolayısıyla bunu sürekli gündemde tutmaya çalıştı. Dersim meselesinin tartışılmasını çok istiyordu, gündemde konuşulmasını. Dolayısıyla onu yani unutmak vefasızlık olur. Hasan Saltık her zaman çok erken kaybettik. Ama kaybettiğimiz halde hem kalanın bütün kurumsal olarak eşi Nülüfer de keza bu kadar beraber çalıştığım bir arkadaşım olsun. Onların her zaman Dersim meselesine yaklaşımı tarafsız, hesapsız, kitapsız ve gerçekten meselenin gerçek anlamıyla anlaşılması için istismarsız, tarafsız bir gözle ve insani bir gözle sürekli yaklaştılar, öyle yaklaştılar, öyle anlaşılmasını sağlamaya çalıştılar. Bizim bütün kitaplarımızın neredeyse, yani sadece benim değil, bu alanda Dersim'le ilgili çalışma yapan Dersimli ya da Dersim'in dışında Dersim'le ilgili çalışması olan kim varsa hepsinin Hasan Saltık'a mutlaka gittiği vardır. Ondan aldığı belge, bilgi vardır, fotoğraf vardır, arşivler vardır. O olmazsa zaten eksik kalır. Çünkü bilgi anlamında da öyle, destekleme anlamında da öyle. Dolayısıyla bu kitapta da fotoğrafların birçoğu zaten kalan arşivine ait. Kitap kapağındaki fotoğrafın çok önemli bir hikayesi var. O fotoğraf Halvori köylerinin ölüme götürülürken o dönemin subayı tarafından çekilmiş bir fotoğraftır. Yani biraz uzun olacak ama sen bilesin diye anlatıyorum. Çayan Demirel belgesel çalışmasını yapıyordu. Çayan o zaman bu Dersim 38 ile ilgili bir belgesel çalışması vardı. Görsel anlamda bazı desteklerinde oldu. Bir gün beni aradı. Dedi ki Cemal dedi bir yerde dedi fotoğraflar var 38'le ilgili bir sahafta dedi satılıyor yani. Ben dedi şu an uygun değilim ama gitmesin başka bir yere. Sen uygunsa gidip alabilir miyiz? Ha dedim tabii ki. İkinci güne hemen randevuleştik. Üçüncü bir arkadaş da bize katılacaktı. Nesim'i aday. Sonra Nesim'i biraz geç kaldı. Ben erken gittim. Kadıköy'de şeyle buluştuk Çayan'la. Nesim'i geç kaldı.
Çayan fotoğrafları bana uzattı. Ben de adam baktım kaygılanıyor. Fotoğrafları veren kişi. Dedim ki Çayan bunlar senin de dedim. Dedim ki sen fotoğrafları al kullan şeyinde. Belgeselinde kullanabildiğini. Sonra getirsin bana versin yani fotoğrafları. Sonra Çayan'la ben dedim ki Çayan burada buluştuk dedi. Ben bir çay kahve içerim. Böyle deyince adam rahatladı. Çünkü dersimle ilgili fotoğraflar olduğu için neden kaygılandı bilemiyorum ama neyse bir şekilde bizi götürdü bir yerde oturup çay kahve içiyoruz. O ara ben fotoğrafları karıştırırken içinde bu fotoğrafların içinde çıkan en ilginç fotoğraflardan bu fotoğraftı. Arkasına yazıyor işte Dersim Büyük Harekette Dersim 38 Asya Halvori Köyü'nde 217 kişiden ibaret Kürt ailesi ölüme götürülürken kendi el yazısıyla yazmış subay ve 20'nin üzerinde fotoğraf çıktı. O küçük kareler halinde ama orijinal fotoğraflar. Bu kitapta bana en fazla desteği olan dostum, arkadaşım Profesör Doktor Bülent Bilmez'dir. Gerçekten çok emeği var. Yani bu kitabın neredeyse editörü diyeyim yani. Yayın evine gönderme sürecine kadar o dönem o süreçle ilgili çok kıymetli dokunuşlarını hissettim. Dolayısıyla isim konusunda da anlatıcıların kullandığı cümlelerden bir isim bulma fikri ortaya çıktı ve onun önerisiyle o şeyler içerisinde ben aslında öğrenmiştim. Yine anlatıcılardan birinin sözü olan Dersim ikinci Kerbela'dır. Dersim ikinci Kerbela diye Perihan Hatun'un ağzından. Ama bu şeyi de Allah'ın adamları da bizim Koca Aşiretine mensup Reskanlı bir anlatıcının ağzından. O da çok dokunaklı bir hikayesi var zaten. İki kardeş Ali Boğaz'da mağarada ailesiyle beraber çocukları, annesi, herkes mağaranın içindedir. Ali Boğaz'daki mağara tespit ediliyor. Gece vakti birçok insan mağaradan çıkıyor. Mağarada çıkanların çoğu zaten yer sarp olduğu için, uçurum olduğu için çoğu insanların ayaklarından ya da yürüyüşlerinden kaynaklı yuvarlanan taşlardan ölüyorlar, yaralanıyorlar. Çünkü ertesi sabah askerin orayı kuşatıp hepsini öldüreceklerini düşündüğü için mağarada çıkabilenler çıkıyor. Ama kadınlı çoğunluk çocukların olduğu insan topluluğu da mağarada kalıyor. Tabii onları da terk etmek istemeyen bazı yetişkin erkekler de kalıyor içeride. İşte bunlardan ikisi, biri Gem, birisi Begu. İki kardeş orada kalıyorlar. Ertesi sabah kuşatma olunca, insanları taramaya başlayınca bunlar mağaradan fırlıyorlar ikisi. Fırladığından Begu yere düşüyor, ölüyor. O ara birisi koşuyor, Begu'nun kafasını vücudundan, bedenden ayırıyorlar. O arada Gem bunlara tanık olduğu için hırsımla fırlıyor, bir askeri altına alıyor. Yani onu böyle üzerine çöküyor. Boğazına sarılıyor daha doğrusu hırsımla. O ara diğer askerler geliyorlar, o askeri Begül'ün elinden kurtarıyorlar. Gem'in elinden kurtarıyorlar. Öldürülen Begül'dür. Begül'ün vücudundan ayırdıkları kafasını, kardeşinin kafasına özür dilerim. Begül'ün vücudundan ayırdıkları kafasını kardeş Gem'in boynuna asıyorlar o kafasını. Ali Boğaz'dan Amutka Karakolu'na kadar yürütüyorlar ve yürütleri zaman da arkadan sürekli dürtüyorlar sümülerle. Dürte dürte, işkence yede yede yolda kardeşinin başı burnunda asla abi. Karakola kadar götürüyorlar. Ve orada bir şekilde
Cem'i niye öldürmediler? O bir soru olarak kalıyor ama orada o asker Cem'den tekrar şikayetçi oluyor. Diyor ki ben üstüme atladım diye. 10 yılın üzerinde kendisine ceza veriyorlar. Cem gidiyor Elazığ hapishanesinde hapsi yatıyor. Sonradan geriye hayatına geri dönüyor. Hamed amca bunu anlatırken yani amca bunu anlatırken aslında hey Allah'ın zalimleri Beglin kafasını Cem'in boynuna asıp yürütüyorlar dedik. Çok dokunaklı bir şeydi yani. Oradan ismi karar verdik. Bizim bu kitabın anlatıcılardan hemen hepsi birinci derece tanık. Bir tanımız ikinci derece tanıktır. O da Hüseyin Atik. Hüseyin Atik Sılıpıt'ın oğludur. Sılıpıt Dersim'de yaşayan herkesin bildiği ismini duyduğu bir şahsiyettir. Demelen Haşiyetine mensuptur. Onun hikayesi uzundur tabi. Sılıpıt 1947'ye kadar dağda kalan o dönemin resmi tabirine göre eşkıyadır. Laş Deresi'ndeki direniş cephesinde bir gün askerlerle çatışma esnasında yaralı bir komutanı yaralı buluyor yerde. Sırtlayıp mağaraya götürüyor. Bizim Dersim'in bir Lokman hekimi vardır. Mıslısınız diye. Lokman hekime haber gönderiyor. Mağaraya davet ediyor ve o komutanın yaralarını iyileştirmesini rica ediyor. Artık işte 40 güne yakın bir tedavi sürecinden sonrasında komutanı iyileştiriyorlar. Komutanı götürüp işte Jeli Dağı'ndaki askeri karargaha teslim ediyorlar. Teslim ettikleri zaman da oradan hatta bağırıyorlar. Tabi askerin içinde bir de yerli milisler vardır. Bunlar tanıyorlar, biliyorlar. Orada bağırıyor Sılıpıt işte. Diyor ki biz diyor Ragıp Gümüşbala'yı diyor yaralı bulduk, iyileştirdik. Şimdi salıyoruz, sivil elbiselidir. Yanlışlıkla vurmayasınız. Askerdir diye. Onlar da içeride komutanlarla konuşurlar. Komutan demiş ki onlar yalan söylüyor. Biz onu şehit olarak kabul ettik. Şehit olarak onun gıyabında cenaze töreni düzenledik. İşte yalan söylüyorlar falan. O da diyor ki benim bu kadarlık emeğime acıyorum. Ben bu kadar emek verdim ben o adama. Dokunursanız o zaman işte hesabını ben size sorarım. Onun üzerine Ragıp Gümüşbala'yı serbest bırakıyorlar. Ragıp Gümüşbala tabi sonradan 3. Ordu'da daha yüksek rütbelere geliyor. Sonradan kızını alıp Sılıpıt'ın evine şeye geliyor. Misafirliğe geliyor. Daha doğrusu Sılıpıt'ı da dağda tekrar yani sivil bir hayata dönüşünü kendisi sağlıyor. Gidip Abdullah Altıoğlu'na Elazığ'da görüşmelerde bulunuyor. İletiyor. Diyor ki müsaaden olursa ben böyle bir kişi var. Benim hayatımı kurtaran. Ona bir can borcum var. İzin verirseniz ben onu dağda indirtmek istiyorum. Yani getirmek istiyorum. O da diyor ki eşkenin dağda kalmaması iyi olur bölge için. İşte insanları gönderiyorlar. Bulduruyorlar oradan. Buraya getiriyorlar. Buradan Elazığ'a götürüyor. Abdullah Altıoğlu'na görüşmeleri yapıyor. Hem yol hikayeleri hem Abdullah Altıoğlu'na yaptığı görüşmeler gerçekten bir film konusu olabilecek derece içerik ve detaya sahip bir anlatı. Keza Kamer-i Zivikiş biliyorsunuz yine Demen Anaşehit içerisinde hem Zivikiş o direniş hareketinin başındaki bir numaralı kişidir. Kamer-i Zivikiş de onun kardeşidir. Bu kitabı okuduğu için okumalı. Dersim 38'i içeriden anlamak için. Burada politik tartışmalardan uzak gerçekten neler yaşandığını
yerelde? İşin yereldeki arka planı nedir? Ne detaylar vardır? Buradaki olayın esas gelişmesi nedeni nedir? Ya da buradaki mağdurların gözünde ve dışarıdan burada görev yapan insanların gözünden de dersindeki 37-38'in fotoğrafını geniş bir şekilde görmek, anlamak açısından kitabı okumaları onlara büyük bir şey yaratacak. Çünkü biz bu tanıkları seçerken onların hem yaş, hem cinsiyet, hem bölge ya da aşiret, mensup oldukları aşiretlere göre, yaşadıkları coğrafyaya göre, bir de anlatılanların esas odak noktası, konusu nedir? Farklı farklılığına dikkat ederek seçtik. Evet. Dolayısıyla bu genel anlamda dersimin bütün coğrafyasında yaşanan o dönemdeki olayların içeriden görmesini sağlayabilir. Siyasi partiler, anlayışlar, yaklaşımlar, güç odakları bu Dersim 38'i birbirleri aleyhine kullanmaktan çekinmiyorlar. Siz yaptığınız çalışmada, bugüne kadar yaptığınız çalışmalarda böyle bir duygu hissettiniz mi? Bu yaptığınız çalışmada bizim kendi tarihimizi yazabilecek güçte miyiz, yoksa birilerinin bizi kullanma kaygısı yaşıyor musunuz? Yani bu kitaptaki hikayeleri bizim dışımızdaki güç odaklarının birbirlerine karşı kullanmaları, bizi malzeme olarak görmeleri bir anlamda. Dersim meselesini Dersimler dışında istismar eden de var, Dersimlerin kendi içinde istismar eden de var. Ben Dersim meselesinin içeriden istismarını şöyle tanıklık yaptım, böyle gözlemlediğim için söylüyorum. Örneğin Dersim Kırım'ı dediğimiz tarihi sürekli her yıl bununla ilgili anmalar yapılıyor. Mesela bu anmalarda genelde böyle politik tercihlere göre anmalar, sözler, kullanımlar oluyor. Bu aynı zamanda ben de siyasal istismardır da yani. Neden siyasal istismar? Çünkü genelde politik söylemler ya da o politik söylemler beni rahatsız etmiyor. Ama meselenin o politik meselelere angaje edilmesi, onun üzerinden anlatılmaya çalışması ya da kendi siyasal tercihine göre cümleler kurarak, onu anlamlandırarak ya da anlamını farklılaştırarak bir kavram kargaşası da yaratıyor. Ya da bu soykırım anmaları mesela çok daha dünyada emsalleri vardır. Yani insanların hüzün halinde sessiz bir ortamda ve anlamına uygun yani kullanılması gerekirken işte sloganlarla, yürüyüşlerle ya da ne bileyim halaylarla, oyunlarla yani öyle ben çok fazla oyun şeklinde görmedim ama festivalde ya da başka bir festivalde yani bazen ya da bir gazinoda ya da bir başka bir kafede hani eskiden olurdu ya bu bazı sanatçılar şey derdi artık bu şiye alındı. Yani falan kişi de burada, o da burada. Yani artık neredeyse öyle magazinleştirilecek bir meseleye dönüştürülüyor. Bu bu ünlü insanların hatırasına hakarettir bence. Bizim bunu aslında uygun yapmamız lazım. Aynı her gün onları anmak, oraya gelmeleri gerçekten kıymetlidir tabii ki. Ama aslına uygun davranmak bizim görevimizdir. Dışarıdan da politik istismar yapıldı. Nasıl yapıldı? Örneğin çok yakın tarihimizde siyasal iktidarın temsilcileri yakın zamanda rakip partinin üzerinden, Dersim meselesi üzerinden yüklenmeye çalıştılar. Aslında işte Kılıçdaroğlu'nun Dersimli kimliği üzerinden, Dersim hareketinin üzerinden, o olay üzerinden onu eleştirmeye, ezmeye ya da onu şey etmeye çalıştılar. Bu bir siyasi istismardı. Çünkü onların derdi Dersim meselesini gündeme almak ya da onun gerçekten olduğu gibi kabul etmek ya da gereğini yapmak değildi. Demek ki onun üzerinden Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmaya yönelik. Bu da bir siyasal istismardı elbette yani. Devlet bu harekatı niçin düzenlemiş? Kim, hangi
Etnik kimliğe mi, dinsel kimliğe mi, kimlere düzenlemiş bunu? Dersim hareketinin yani hangi etnik kimliğe yönelik olduğununla ilgili gerçekten insanlar genelde bunu değerlendirirken politik tercihlerine göre değerlendiriyorlar. Benim herhangi bir politik tercihim olabilir. Benim de öyle bir farklı bir değerlendirmem olabilir. Ama benim görevim kendi politik düşüncelerimden çok buradaki yerel halk kolektif hafızasında o nasıl yer etti, ne anladı, benim için o kıymetlidir. Buradaki yerel halkım, ben yüzlerce insanla konuşmuşum. Onlardan aldığım cümlelerinden anladığım kadarıyla hatta burada görev yapan asker, sivil görevlilerin anlattıklarından ya da devletin burayla ilgili tuttuğu raporlardan anladığım şu ki burada Dersimliler zaten etnik kimliği çok fazla referans almıyor. Mesela bir inanç kimliği vardır burada. Kırmancı kimliği etnik kimliklere referans almaz. Onların bir felsefi sözlü bir anayasa çerçevesinde kabul ettikleri bir yaşam biçimini, bir döngüyü yani sosyal kurumlarıyla, idari kurumlarıyla neyse kendilerine göre bir yaşam kurdukları bir sistem var burada. Buna kırmancı sistemi diyorlar zaten. Bu sistemin içerisinde çok farklı etnik kimlikler vardır. Zaza da vardır, Kurmancı da vardır, Türkmen de vardır, Ermeni de vardır. Hepsi bu sistemin doğal üyeleridir. Kendilerini o kültür ortaklığında hissederler ve kolektif hafızaları vardır ortak. Bu sisteme yönelik bir yönelim vardı ama bu sistemin içerisinde etnik kimlik olarak baktığınız zaman yani %95'in üzerinde bir Alevi kimliği vardır. Bu etnik kimliklerin yoğunluğuna baktığınız zaman. Keza burada insanların tam katledilme anlarında muhtemelen bir sürü tanık şunu diyor. Bugün Kerbela günüdür. Biz şehit oluyoruz. Şehitlere karışıyoruz. En önemlisi de şudur. Dersim'de askeri operasyon hazırlıkları yapıldığı zaman ilk 5 tane aşirete yönelik, onların topraklarına yönelik yapılan harekette o toprağın tamamen insansızlaştırılması hedefleniyor. Ama ilginçtir bu 5 aşiret dışında yaşayan, 5 aşiretin dışındaki aşiretlerin yaşadığı topraklarda da, yani o coğrafyada da tarlaların iri taşlarını alma adı altında toplumun önde gelenleri, ekonomik olarak güçlü olanları, toplumu yönlendirebilecek, onları yönetebilecek kapasiteye sahip olanları seçiyorlar. Ayrıca da en önemlisi de şudur, Dersim'in bütün coğrafyasının her tarafında kaç tane Alevi inanç ocağı varsa bunların temsilcilerini bebeğinden en yaşlısına varana kadar hiçbirisini sağ bırakmamak kaydıyla öldürmeleri burada bize şey fikrini veriyor. Özellikle burada Alevi kimliğini, Alevi inancını, Alevi hafızasını yok etmeye yönelik bir hareket olduğunu düşünebiliriz. Bu bize bu yaşananlar, raporlar, insanların anlatımlarından da hem devletin de böyle bir şeyi hedeflediğini çok kolay anlayabiliriz. Ve bugün dersimizde çok önemli inanç ocakları vardı. Kureyş Han Ocağı, Baba Mansur Ocağı, Sarı Saltık Ocağı, Deri Çamal Ocağı, Avuçan Ocağı, hepsinin de toplu mezarları vardı, yerlerini biliyorum. Yani bu bütün önemli inanç ocaklarının mesela yaşadığı yerlerde, bazı yerlerde mesela diğer insanlara dokunmamışlar. İnanç ocakları da zaten hiç silah kullanmamış. Yani devlete karşı bir girişimleri, bir söylemleri, bir şey de yok. Ama bunları özellikle alıp
yani temsiliyet bırakmamak kaydıyla, toplumu bunlardan mahrum bırakmak kaydıyla bu yapılan hareketin aslında Aleviliği hedeflediği anlamda bize bir fikir veriyor. Ayrıca mesela askerlerin anlatımlarında bu katliama fiilen katılacak askerlerin garnizonlarda, kışlalarda hareket öncesi yaptıkları mesela motivasyon konuşmalarında bunların Alevi olduklarını ve işlerinde Ermenilerin de olduğunu, dolayısıyla bunları öldürmenin, bunları katletmenin aynı zamanda hem devlete hizmet ettiğini hem dine hizmet ettiğini konusundaki yani bu motive edici konuşmalar da çok dikkat çekici konuşmalar. Yani. Alevi Türkmenler katledilmiş. Alevileşmiş Ermeniler katledilmiş. Yani Ermeni olduğu için. Yani ama bizim buradaki dersindeki Ermenilerin çoğu zaten Alevileşmiş Ermeniler. Alevi Türkmenler nerede katledilmiş? Ermeni Türkmenler... Alevi Türkmenler. Alevi Türkmenler mesela işte sarı saltıklar kendisine biz Türkmeniz derler. Türk kökenli, Türkçe'de konuşuyorlar zaten. Yani dilleri de Türkçedir. Buna rağmen mesela öldürülmüş. Ama nerede öldürülmüş bunlar? Sarı saltık. Sarı saltıklar toplu mezarı vardır. Karaca Hozat'a bağlı Karaca köyünün altında Çayırlar mevki var. Hala da orada bir toplu mezar var. Ve bütün isimleri belli, cisimleri belli. Ya kitabın aslında bütün hikayeleri etkileyici ama bazen insanların kafasında bazı şeyler yer ediyorlar. Örneğin Gülsüm Binay'ın gözyaşları içerisinde Erzincan'dan topladıkları Alevileri sürgün etmek için götürdükleri Divri tren istasyonunda Kamah'a götürdüklerinde Kamah'ta bir toplama yerine bekletiyorlar. Orada dayılarının da içinde bulunduğu bir erkekler grubunu kafileden ayırıyorlar, götürüyorlar. Bunlar bir daha geri gelmiyorlar. Hı hı. Ama annesi iki kardeşinin acısıyla sürekli sürgün edildiği Trakya'da sürekli ağlar durur. Ama yıllar sonra kendi kardeşlerinin arkadaşı olan yine bir Dersim'de asker, o dönemde askerlik yapıyormuş. Tesadüfen orada askerlik yapıyormuş. Dönüp gelip onları buluyor. Çünkü askerin ailesini de Dersim'den alıp Trakya'ya sürgün ettikleri için sonradan yolu orada kesişiyor. Onları buluyor. Onlar öldürülen o iki kardeşin arkadaşı olduğu için ailesini buluyor ve kardeşine anlatıyor. Yani Gülsüm Binay'ın annesine anlatıyor. Gülsüm Binay da bunları dinliyor. Ağlaya ağlaya ikisi de beraber anlatırken arkadaş şunu anlatıyor. Biz bir odaya girdiğimizde biz o senin iki kardeşinin de bulunduğu benim arkadaşım olan iki kişiyi götürdük, erkekleri götürdük, öldürdük. Fakat bir kapalı odada sonradan geri döndük oraya bir asker arkadaşımla. Bütün askerler o öldürülenlerin üzerindeki kıymetli şeyleri almak için döndük ikinci defa diyor. Ben de onların içindeydim diyor. Birisi diyor, birisinin ağzına bir kelpeten attı. Altın dişini çıkarmaya çalışıyordu. Adam birden avazı çıktınca çığlık attı diyor. Meğer adam hala yaralıymış. Ve diyor buna rağmen yine de altın dişini kelpetenle çekti aldılar. Fakat o anda birisi ayağıma yapıştı. Diyor bir baktım bu da hala ölmemiş olan senin kardeşin. Yani benim arkadaşımdı. Bana yalvardı. Ya ne olur kardeş. Ben daha ölmedim ne olur. Bana bir kurşun sık da ben öleyim. Ama istemediği halde yine de adamın isteğini yerine getiriyor. Acı çekmemesi için onun isteğini yerine getiriyor.